Selam dostlar. Bugün sizlere hayallerinin ve yaratıcılığının sezgisel boyuta düşünüp de oluşturduğu tüm filmleri sinema dünyasına yeni heyecanlar katmış, hiçbir zaman ekranın tamamen kapanmasına bir anda izin vermemeyi geliştiren, yaratıcılığıyla dönemin şartlarını kendi adına seviye atlattıran yenilikçi, şartlara, faşizme ve kapitalizme karşı çok büyük sanat eserleri vermiş bir sanatçı, yönetmen, oyuncu, yazar, film müziği bestecisi, kurgucu ve komedyen Sir Charlie Chaplin'in sevdiğimiz filmlerini sizin için sıraladık. Buyurun listemize geçelim. İlk sırada The Great Dictator var. Filmde Nazizm ve Chaplin tarafından canlandırılan Adolf Hitler oldukça sert bir şekilde eleştirilmektedir. Chaplin'in aslında başka bir açıdan baktığımızda ileri görüşlülüğünün göz önüne seren bu film, İkinci Dünya Savaşı'nı tahmin etmiştir desek yeridir. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi olarak Nazi Almanyası ile hala barış içinde olduğu ve savaşa henüz girmediği bir dönemde çekilen filmin, kendi dönemi içinde sıra dışı bir yeri vardır. Hitler ve emrindeki Nazilerin işgal ettikleri bölgelerde yaptıklarının henüz tam olarak açığa çıkmadığı bir dönemde Chaplin yaptığı film ile Hitler'in Yahudi mallarını kamulaştırması, antisemitizm, faşizm konularını Nazileri yerden yere vurarak işlemiş, hatta filmde Nazileri beyinleri ve kalpleri makineden yapılma insanlar olarak tanımlamıştır. Özellikle filmin son sahnesi hala sinema tarihinin en etkileyici konuşmalarından biridir şahsımca. Sırada City Lights var. City Lights, Charles Chaplin'in yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 1931 yapımı sessiz bir filmdir. Chaplin aynı zamanda filmin müziklerini de bestelemiştir. Gözleri görmeyen çiçekçi kızı ve görür görmez ona aşık olan Charlotte'un aşk hikayesini izlediğimiz filmde çok eğlenirken aşkı, fedakarlığı ve samimi duyguları da çok güzel hissediyoruz. Tabii bunu yaşarken aynı zamanda sınıf farklılıkları ve dönemin Amerika'sı ile ilgili güzel detaylar da göze çarpmıyor değil. Gerçekten güzel bir senaryo ve sağlam oyunculuklarıyla çok şey vaat eden Chaplin filmlerinden. Sırada anlattıklarıyla beni en çok tatmin eden Modern Zamanlar filmi var. Gülümse, umudunu kaybetme, başaracağız diyen bu film, 1930'lu yıllarda hüküm süren büyük ekonomik buhran sırasında makineleşmenin de etkisiyle bozulan ekonomik ve toplumsal koşulları, artan işsizlik sorununu dile getiren bu film, Charlie Chaplin'in ilk kez 1914 yılında yarattığı Charlotte tiplemesine dayanan son filmdir. Her filminde daha da mükemmeliyetçi olan Chaplin, modern zamanları o dönem için rekor sayılabilecek bir süre olan 10 ayda çekmiş ve kurgu öncesi 100 kilometre uzunluğunda negatif film harcamıştır. Chaplin'in modern zamanlarda komünizm propagandası yaptığı ileri sürüldüğü için film ABD'de gişede pek başarılı olamadı. 1,5 milyon dolara mal olan film ancak 1 milyon dolar hasılat yaptı. Aynı nedenle Almanya ve İtalya'da da yasaklandı. Avrupa'nın geri kalanında ise çok büyük başarı kazandı. Konusuna gelecek olursak, bir fabrikada insani şartların çok altında çalışan Charlotte'un bu tempoya ayak uyduramaması, beraberinde türlü yanlış anlaşılmalarla akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verilip hastaneye yatırılması gibi trajikomik silsileleri konu alıyor. Hastaneden çıkan Charlotte, bu kez amaçsızca elinde salladığı kırmızı bayrak yüzünden komünist zannedilerek hapse atılıyor. Kara komedide yüksek eleştiri kabiliyeti taşıyan filmde, Charlotte'un hayatını değiştiren şey ise babası bir grevde ölmüş olan kızla yollarının kesişmesi olur. Listemizde sırada 1921 yapımı The Kid filmi var. The Kid, Charlie Chaplin'in yönetmenliğini, yapımcılığını ve başrolünü, arabayı çalan iki adam çocuğu fark ettiklerinde onu fakir mahallelerin birinde sokağa bırakırlar. Oradan geçen Charlie çocuğu sahiplenmek zorunda kalır. Aradan geçen 5 yıl içinde Charlie, Jack adını verdiği bu çocuğu büyütmüştür. Birlikte fakir bir mahallede yıkık dökük bir evde yaşarlar. Fakat bir arada oldukları için mutludurlar. Charlie ve Jack camcılık yaparak karınlarını doyururlar. Jack gizlice taş atıp evlerinin camını kırar. Oradan tesadüfen geçmekte olan Charlie de bu evlerin camlarını yeniler. Bu oldukça güç bir iştir. Çünkü sık sık polis tarafından kovalanırlar. Edna ise geçen zaman içinde bir ünlü tiyatrocu olmuş fakat yıllar önce kaybettiği çocuğunu unutamamıştır. Bu nedenle sık sık fakir mahalleleri dolaşıp hayır işleri yapar. Bunların birinde kendi oğlu olduğunu bilmediği Jack'e de bir oyuncak verir. Bir gün Jack çok hastalanır ve Charlie doktor çağırmak zorunda kalır. Doktor çocuğun yasal olarak Charlie'ye ait olmadığını fark eder ve film başlar. Bu güzel hikaye içerisinde bize sevginin ne kadar güçlü bir şey olduğunu aşılarken ayrıca sınıf farklılıklarını da göz önüne seriyor. Sırada 1925 yapımı The Gold Rush filmi var. Charlie'nin bu filmi o tarihte rekor sayılabilecek bir süre olan 14 ayda ve astronomik sayılacak bir maliyetle tamamlanmıştır. Chaplin filme tam 650 bin dolar harcamıştı. Şimdi birçok maceracının yaptığı Klondike altına hücumu hareketinde Alaska'ya altın aramak için gelen küçük serseri, Charlie'nin buradayken çektiği sıkıntılar, düştüğü komik durumlar, hırstan gözleri dönmüş insanların zaaflarını görmesi ve bu arada aşkı bulması anlatılmaktadır.
Filmin en unutulmaz sahnelerinden biri de kendi gibi iki altın arayıcıyla birlikte kaya fırtınasının ortasında uçurumun kenarına sürüklenmiş bir kulübede mahsur kaldıkları sahnedir. Ayrıca yemek niyetine ayakkabısını yediği sahne de akıllara kazınan ve sinema tarihine geçen sahnelerden biridir. Ayrıca 1942 yılında Chaplin Altına Hücum filmini tekrar elden geçirdi. Film için beslediği müzik ve kendi kaydettiği diyalogları filme monte etti. Kurguda da bazı değişiklikler yaparak filmi yeniden gösterime verdi. Sırada 1947 yapımı Monsieur Verdo filmi var. Chaplin'in alışına gelen komedi formundaki filmlerinden bir hayli farklı olan ve onu rolünde görmediğimiz ilk uzun metrajlı filmidir. Henry Desire Landru adlı seri katilinin hayatından esinlenerek yapılan senaryoyu Chaplin'e getiren Orson Welles'in teklifini kabul etmek ve etmemek arasında kalan Charlie Chaplin senaryoyu onlar satın alır ve Orson Welles'in Henry Verdo'yu bir katil değil, aksine para kazanmak ve ailesinin geçimini sağlamak için bu işi yapan biri olarak gören ana fikrine sadık kalmak üzere senaryonun tüm bölümlerini yeniden yazmıştır. Henry Verdo, Büyük Burhan sonrası işini kaybetmiş eski bir bankacıdır. Bakması gereken ailesi için para kazanmak zorunda kalınca sofistike ruhuyla kendisine yeni bir iş alanı açıp zengin kadın avcılığına başlar. Böylece önce geçkin zengin dulları baştan çıkarıp onlarla evlenir, ardından da onları öldürüp tüm paralarına el koyar. Bir düzine kadını bu yolla öldüren Verdo, uzun iş seyahatlerini bahane ederek uzak kaldığı ailesinin yanına döndüğü zamanlarda ise tam bir aile babasıdır. Karısını çok sever. Ancak Monsieur Verdon'un işleri belli bir noktadan sonra umduğu gibi gitmez. Film de bunu anlatır. Sırada 1928 yapımı The Circus filmi var. Charlie Chaplin, o yıl bu filmde oyuncu olarak Oscar adayı olduğu fakat akademinin onu adaylıktan çıkarması ve filmdeki her şeyi kendisinin yapmasından dolayı özel bir Oscar verdiği film. Müzikleri, oyunculukları, komedisi ve hüzün içeriğinin yanında size vereceği mesajlar ile de çok değerli bir yapım. Film Chaplin tarafından 1970'te yeniden elden geçirilmiş ve müzikleri yeniden düzenlenmiştir. Ek olarak size bahsedeceğim bir detay. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Charlie Chaplin'den, hayatından, felsefesinden, başına gelenlerden, aşklarından, her şeyinden bahsettik. Sizler de bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmek ve kanala abone olmak gibi minik desteklerle bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlar.